Canlılar soylarının devamı için ürerler ve eşey yeteneği olmayan canlıların kendi vücutlarından kendilerine benzer canlılar oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Bu yolla oluşan canlılar ana bireyin kopyasıdır. Tek hücrelerde görülen çoğalma şekli bölünerek çoğalmadır. Organizma ikiye ayrılır ve tekrar bölünene kadar büyür. Bu mitoz bir bölünmedir. Burada bölünmenin son anını görüyoruz. Hücre yalnızca küçük bir sitoplazma şeridiyle birbirine bağlıyken bağlarından kurtulup ikiye ayrılıyor. Bu ikişer ikişer bölünme kesintisiz bir süreçtir ve çoğalma bu şekilde devam eder gider. Süngerler, selenterler gibi bazı tek hücreliler tomurcuklanmayla çoğalırlar. Tomurcuklanmada ana canlının vücudunun herhangi bir yerinde bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı giderek büyür ve yeni bir canlıyı oluşturur. Bu yeni canlı bazen ana canlıdan ayrılır, bazen de ayrılmayarak koloniler oluşturur. Kara yosunları, su yosunları gibi bazı çok hücreliler ve bakteriler, maya mantarları gibi bazı tek hücreliler de sporla çoğalırlar.